Sperm nasıl oluşur? Sperm, halk arasında meni olarak da bilinen, erkek üreme hücreleridir. Yeni bir canlı oluşması için gerekli olan 3 etkenden biri olan bu maddeler. Uygun ortamlarda kadın üreme hücresi, dolan yumurtalar ile döllenip üreme sağlar. Erkeklerin ergenliğe girmesi ile birlikte vücutlarında otomatik olarak salgılanmaya başlanan bu madde, uzun süre vücudun üretiminde olur. Ancak her meni üretimi olan erkek, baba olma şansına sahip değildir. Bu konuda spermlerin kalitesi, yapısı ve sayısı son derece önemlidir. Spermler, erkeklerde genel olarak 12-14 hafta arasında oluşan hücrelerdir. İçeriğinde çok sayıda vitamin, protein hücresi ve mineral barındıran spermler, erkek testislerinde üretilir. Cinsel ilişki ya da uyarılmalar ile, erkeklik organı aracılığı ile dışarı atılır. Her erkekte bulunan testislerin içinde çok ince kılcal borular bulunur. Bu kılcal borular birbiri üzerine katlanmış şekilde yapılanmıştır. İşte sperm hücreleri bu borular içinde oluşur ve olgunlaşır. Bir sperm hücresinin üretim ve olgunlaşma süresi yaklaşık 74 gündür. Erkek üreme hücreleri normalde 46 kromozomludur. Üreme esnasında ikiye bölüne bu hücrelerde cinsiyet belirleyen, X ve Y kromozomları bulunur. Kadınlarda da üreme esnasında bulunan 46 kromozomlu hücreler bölünür. Ancak kadınlarda sadece X kromozomu olduğu için cinsiyet babadan gelen kromozom ile ortaya çıkar. Normal koşullarda düzenli cinsel birliktelik yaşayan çiftler en geç bir sene içinde çocuk sahibi olur. Bu süre içinde çocuk sahibi olamama durumu tıp dilinde infertilite, halk dilinde ise kısırlık olarak adlandırılır. Kadından ya da erkekte kaynaklanabilen bu sorun, çiftlerin çocuk sahibi olma isteklerinden dolayı zaman zaman sorun yaşamasına neden olur. Günümüzde gelişen tıp yöntemleri.